güzel hemşerim, Palandöken'den bir bak. Kendini gördüğün rüyaya bırak. Sanırsın ki cennetlerden bir durak, gönüllere huzur salan Erzurum demiş şair. Davetsiz misafir Erzurum'un uçsuz bucaksız güzellikleri arasında bilinmezleri keşfetmeye devam ediyor. Şimdiki durağı ise Kaçkar Dağları'nın zirvesinde İspir'in Kaynakbaşı Köyü. Erzurum deyince hepinizin aklına farklı bir şey gelir. Kimisinin evet. aklına değil mi? Tespit gelir patmana. Evet. Kimisinin aklına fasulye gelir. Evet. Kimisinin aklına dadaşlar gelir. Evet, dadaşlar. Bir sor, benim aklıma ne gelir? Ne gelir benim aklıma Erzurum deyince? Erzurum deyince Erzurum Türkçüleri söylemek gelir. Bilemedin, Kaynakbaşı Köyü gelir. Bilemez, sağ ol, teşekkür ederim. Biz şu an neredeyiz? Hakikaten öyle, benim aklıma Kaynakbaşı Köyü gelir. İspir'in Kaçkar Dağları'nın zirvesinde Erzurum'un en sevdiğim yeri şu an burası. Cennetten bir köşe. Yengem, fasulye yapacağız bugün. Evet, ben fasulye yemeği yapacağım. İspir kuru fasulyesi. Bunun şimdi usulü Tantırda birkaç... Tantırda ve güveçte. Ha, bildiğimiz bu. İstanbul'un şu meşhur fasulyesini. Herkesin evet, bildiği onu yapacağız. Evet, tabii meşhur. Zaten İspir'de, İspir'den gidiyor fasulyelerimiz hep. Bir iki reklamında sen biz yaptık onu. Onu da diyeyim yani. Hava atmak gibi olmasın. Evet, evet. Bu bal ne şimdi? Bu balı yanlış anlarız. Bu da İspir balımız. Fasulye atmıyoruz değil mi? Yok, fasulye yapmıyoruz onu. Onu yiyoruz kahvaltıda. İspir balımızı tanıtıyoruz. Evet. Bu çok güzel yaylaların, Aha, arılarının evet. meşakkatli çalışmaları. Evet. Anam başladı bile. Anamız. Şimdi hepiniz evlerinizde öyle hamur yaparsınız. Ben de yaparım. Evet. Öyle ufacık değil mi? İki kişilik hamura benzemez bu işler. Yok. Görüyorsun valla. Fatma Hanım makine gibi yoğuruyor. Makine gibi. Bu. Kaç? Şöyle de bir hafta yenir el olur ki. Şimdi biz bundan ne yapacağız Fatma Hanım? Bundan Kete şimdi... yapmayacağız değil mi? Yok, tandır etmeyi yapacağız. Bizim davetsiz misafir de işe koyuldu. İspir'in fasulyesinden balına, ekmeğinden güvecine birbirinden lezzetli yemeklerini teyzelerimizle birlikte ortaya çıkaracaklar. Şimdi burada güveçler de değişik gördüğünüz gibi. Bizim bildiğimiz gibi öyle yayvan o tencere evet, şeklindeki güveçler. Bu tandır güveç. Evet. Bu gördüğünüz. Daha size birazdan neler göstereceğim burada. Soğanlar doğranır, yemekler pişirilir, bıçaklar bilenir, türküler söylenir. Kaçkar Dağları bir başka güzeldir. Bin cefalar etsem olmam üstüne oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp ya dellere meyilmedirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum, 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 dostum gelsene canım. Kış ola bağlana yolların dostum, 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 dostum. Dostum gelsene canım. Bu şimdi İspir fasulyesi değil evet, mi yenge? Evet, İspir fasulyesi. Peki İspir fasulyesi diğer fasulyelerden ayıran ne? Bunun ne iyi tarafları var diğerler? Kabuğu mu ince? Kabuğu da ince. Daha mı yumuşak oluyor? Pişmesi. Hızlı pişen bu mu? Evet, hızlı pişer. Ondan sonra lezzeti. Bir de çok artımdı. Mesela artım derken? Yani diğer fasulyelerden diyelim yarım kilo koyarsam 3-4 porsiyon. Daha fazla şişiyor. Bundan 6-7 porsiyon çıkar yani o derecede. Bunu oraya atmanın vakti geldi mi? Geldi. Gerçekten bakalım fasulyem nasıl olmuş. İnşallah güzeldir. Hmm, mis gibi kokuyor. Eline sağlık. Vallahi. Çok güzel olmuş. Benim bakayım bir kaşık. Sohbet zarifliymişim yani. Ya sen patlana ya. Sen ben yemekleri gelir yaparım sana yazın. Allah izin ya. Ederse. Bile gelmeyi geleceğiz siz buralarda reşberlik yapacağız. Harika değil mi? Eserimden ya. Gurur diyorum. Yenge ikimizin. İkimizin eseri. Evet. Biraz sanki güvecin bunda marifeti var gibi evet, geldi evet. ama. Yani ya böyle bir şey olmaz ya. Farklı. Ya. İstanbul'dakiler de duysun. Burada fasulye daha güzel. Az duman kokusu sınmış ona güzel olmaz mı? Çömür değil duman odunun dumanı ya. Yok daha ben almayayım ben aldım. Yedim. Niye rejim yap? Evet. Bu Ahmet Bey diyor ki çok kilolusun diyor ya. Aman o kendi kilolarına baksın. O cendeledir ama bana değil. Çalışmaya rağmen.
Fatma Hanım, ellerinize sağlık. Afiyet olsun oğuz. Sağ olun. Allah bizi, razı olsun sizden de. Bu misafirperverliğinizle sizi çok mutlu ettiniz bugün. Ben yemeye başlıyorum artık. Hadi afiyet olsun.